Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Güney Afrika'dan Türkiye'ye ortaklık teklifi. Değerli izleyenler, donanım ve kabiliyet bakımından Afrika'nın ikinci en büyük askeri gücü kabul edilen Güney Afrika Ordusu, Sahraaltı bölgesinde en güçlü ordu olarak kabul ediliyor. Güney Afrika özellikle kara ordularının donanımında yüksek yerlilik oranına sahip. Ülkenin savunma sanayisi ayrıca karadan havaya füze, insansız hava aracı, radar sistemleri ve elektronik harp sistemleri gibi daha karmaşık ve ileri teknoloji içeren platformları da üretebiliyor. Ülkenin başkenti Pretoria yakınlarındaki Waterkloof, hava üstünde düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda Türkiye ile Güney Afrika savunma sanayileri birbirlerine daha yakından tanıma fırsatı buldu. Türkiye, Afrika'nın en büyük, dünyanın ise önde gelen savunma fuarlarından olan AAD 2022'ye, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in başkanlığında heyet düzeyinde ve 25 firmayla yoğun katılım göstermişti. Güney Afrika Savunma Bakanı Tandje Modi ise fuarın ilk gününde Başkan Demir'le görüştü ve Türk firmalarının standlarını gezip ürün ve teknolojileri hakkında bilgi aldı. Modi ise Anadolu Ajansı'nın muhabirine verdiği demeçte Türkiye'nin bu denli geniş katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güney Afrika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ruzani Mafea da iki ülke arasındaki savunma sanayisi alanındaki işbirliği ve ortaklık fırsatını Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirdi. Türk savunma sanayisinin ürün ve teknolojilerinin ülkesinin ihtiyaçlarıyla örtüştüğüne işaret eden Manfaya, Türk sanayisinin kabiliyetlerinin farkındayız. Türk savunma sanayisi sadece mobiliteye odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda en iyi kalite platformları da sahip dedi. Manfaya, Güney Afrikalıların hali hazırda Türk sanayisiyle işbirliği yaptığını belirterek Güney Afrika'da kısa ve orta vadede sahip olabileceğimiz ihtiyaçların karşılanmasında Türk savunma sanayisiyle ortaklıklar kurarak ilerleyebileceğimizi görüyoruz diye konuştu. Manfaya iki ülkenin denizcilik endüstrisinde işbirliği geliştirmesinin önemine işaret ederek benzer teknolojilere sahibiz, birlikte çalışabilir ve şu anda yapmakta olduğumuz şeyin ötesine geçebiliriz dedi. Manfaya, ülkelerimizi ve askeri ilişkilerimizi birlikte nasıl geliştireceğimiz konusunda mutabık olduğumuz çerçevede teknoloji paylaşımı ve eğitim yoluyla da ilerleyecek işbirliğimizi dört gözle bekliyoruz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.